Geçen hafta psikoloji yapmıştık, değil mi? Bu hafta için imani ders yapacaktık. İmani derste herhalde söz vermiştik, insan. Öyle miydi Abdullah? İnsan tarifi. Evet. İnsan, bakayım kendimiz hakkında neler biliyoruz? Ne kadar ne biliyoruz? Kaba taslak bu. İnsan denince kaba taslak nedir bu kutu? Bir de içerisine girince hayat nedir, ruh nedir? İrade nedir, şuur nedir? Tamam böyle. Onlar da ayrı bir detay. İlk önce Mustafa bir girelim, şöyle kutuya bir bakalım. Madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızda anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cimritli meyvesi. Kainat ağacı şöyle hayal edebiliriz. Bir çekirdekten ağaç düşünün. Çınar ağacı 500 senelik böyle. Hemen öyle deyince Bursa'daki Uludağ'ın çıkarken göreniniz vardır. Belki de 600-700 senelik bir ağaç var. Alamet yani. Ayrı bir mucize yani. Bu kadar çekirdekten. O hatırıma geliyor. Şimdi insan kainat ağacı yani çekirdekten ağaç düşün böyle. Ağacın en sonunda bir meyve var. Meyvenin içinde de çekirdek var. Bu ağaç nedir? İki çekirdek arasında iki detay. Bak, ağacı meyvesi, meyvenin içindeki çekirdek. Bir de toprağın altındaki çekirdek. İki çekirdek. İşte bu ağacın altındaki çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Hani ilk önce benim nurumu yarattı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi, oturabilirsin Ekkan. Otur. Şimdi buraya bakın elime. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çekirdeği. Çekirdeği. Yani evvelüma halakallah nuriyi. Bir rivayetin li nuri. Benim çekirdeğimi yarattı diyor. Bu. Sonra oradan kainat yaratıldı. Bütün varlık. Sonra insan denilen meyve. Bu meyve insandır. Sonra bu meyvenin içinde aslını ifade eden bir tohum var, çekirdek. Aslı değildir ama gayr de değildir. Ona şöyle denilir. Ne aydır ne gayrdir. Aleykümselam. Meyvedeki, gelebilirsin Efkan Çelik. Meyvedeki çekirdek, gel kardeşim otur. Meyvedeki çekirdek, elimi böyle yapıyorum görsel olduklarınız için. Bu meyvenin içindeki çekirdekle kökteki çekirdek arasında şu fark var. Ne aydır ne gayr. Yani güneşin aynadaki özelliği güneş değildir ama değil de değildir. Azametli güneş olamaz. Ama nurani olduğu için güneş, nurani olduğu için güneş ısısı var. Aynada ısısı var derecesine göre. Işığı da var, yedi rengi de var, tamam, şekli keyfiyeti var. Yani nurani şeyler, temessülleri aslı gibidirler ama kendileri değiller. Ne kadar nurani olursa kaynağını o kadar gösterirler. Aynadaki güneş, aslı güneş arasındaki, sen ayağını çarpıyorsan biraz bu ter. Aslı güneşle güneş arası şey, aynadaki arasındaki fark. Şimdi Nur-u Muhammedi denilen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nuruyla insanın ruh cevheri, bak ruh demiyorum, ruhunun cevheri. Bu çok önemli çünkü ilk başta 5-10 dakika dikkatinizi ne kadar verirseniz ondan sonraki bunun açılımı olacak. Onun için detaya biraz giriyorum. Bundan açılımı. Bir daha alayım o zaman. Bu çünkü çok önemli, bu esastır. Ondan sonrakisi kolay. Ben size anlatıyorum. Sizden konuşuyorum sizden. Yani sizsiniz. Kardeşim. Çekirdek, toprak. Yani Allah var, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Allah var, hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak karar verdi. Bak seni anlatıyorum. İnsanı anlatıyorum. Allah karar verdi. İradesi. İrade sıfattır. Murid esmahta. Ben kainat yaratacağım. Kainat yaratacağım.
nasıl yapacağını artık ilim. Karar vermesi irade. Ondan sonra hangi malzemede yapacağım? Hayat. Neyle yapacağım? Kudret. Bu kararı verdi. İnsan biliyorsunuz ki bir iş yapınca plan yapar. Proje yapar. Mesela binanın planı. Zaten belediye plansız kabul etmiyor. Bir iş yaparken de öyle. Güzergah, araba, yol yapacağız. Allah bu kainatı yapmadan önce planını yaptı. Plan. Ama sonuna kadar Allah'ın dışında ne varsa yaratılış anının iradeden ta en sona kadar sonu yok zaten. Evet. Bu planın adı Nur Muhammed. Bak toparlanın. Zihninizi buraya alın. Hiç yapmayın. Bu çünkü size lazım olacak. Kendini tanıma adına ana formül bunlar. Şablon. Biz bunları elde etmek için ömür verdik. Ömür veriyorum hala. Bu manaları elde etmek için. Şimdi Allah var, hiçbir şey yok. Karar verdi, kainat yapacağım, insan yapacağım dedi. İnsan bütün kainatı. Onu projesini çizdi. Bina yapmadan önce. O projenin adı Nur-u Muhammed'i. Adı. Projenin adı. İnsan adı değil, dikkat edin. Bu projenin adı Muhammed. Nur-u Muhammed'i. İnsan değil daha. Engin anladın? Bu çekirdeğe, yani şu, cebindeki karpuz çekirdeğine kimse para verir mi? Vermez. Çekirdektir bu. Çınar ağacına ağaç diye kimse para vermez. Çekirdek. Allah da kainatı yaratmış. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i, insan adı değil o. Sonra o çekirdekten kainatı yaratmaya başladı. Dönem dönem. Bu dönem dönemin 6 dönem olduğunu halak asamatı varlardı fisite teyam. Tamam mı? O 6 dönem, 6 devir, 6 zuhura, 6 fuyuzat, 6 inkılabat, 6 temel esas alem. Onlara girmeyeceğim. O hani hem de bu soruya da cevap verilsin. Efendim biz kainatı 6 günde yarattık. Demek desem ki size şu saati ben 6 saatte yaptım. O zaman ben bu saati yaparken bu saat yoktu ki bu saate bakayım. O zaman bu saati yaparken başka bir saat var demektir. Tamam? Kainatı yaparken kainat yokken kainatı yapacak kainat yok. O zaman gün yoktur. Gün olmadığına göre kainatı yapılırken bizim bildiğimiz gün zaten olmadığından ölçü değildir. Ama sana hitap ettiğinden, senin kafandaki ölçülere hitap ettiğinden, senin anlayışındaki yaklaşıma getiriyor, gün diyor. Ama sonradan diyor ki, seni anladığın gibi değil ha diyor. Ama günden sen kavram olarak inkılabat da anlıyorsun, değişiklik. Onu ifade etme adına söylüyorum diyor. Demek ki 6 dönem, o çekirdeği yarattın, ondan sonra kabu kalpse. Arş-ı Azam. Bakın nasıl açılıyor çekirdek. Lef-i Mahfuz. Daire-i Hayat. Daire-i ilim. Daire-i Hayat. Lef-i Mahfe ispat. 7 kat sema. İçerisinde işte 7 katın en yedincisi şu semai arz. Ve şu dünya, bizim dünyamız. Bizim kafamızın kainat dediği şu işte bu. Dünya ve dünyanın kuruluşu 100 netice 126 milyar sene hadise göre 126 milyar sene oldu. İnsan doğdu Adem, öldü son Mekke'de çoban 7000 sene. 7000 senede işte X kadar bir şey kaldı biz doğduk. Şimdi bu çekirdek, bu kainat ağacı, bu meyve denilen insan biziz. Peki meyve nedir? Bütün başı içine alıyor. Yani meyve, çekirdek, ağacı nesin? Hepsini içine aldı. Meyvenin içindeki çekirdek soruyorum aklınıza. Zihninizi toparlayın bak. Çok müthiş bir sana değer verilmiş. Allah seni yüceltmiş bak.
meyvenin içindeki çekirdekte söyleyin, ağacın olmadığı bir şey var mı onda? Çekirdekte her şey vardır değil mi? Çekirdekte her şey var. Kuru dal da var. Ağacın başı da var, sonu da var. Geçmişi de var, geleceği de var. Kokusu da var, kütüğü de var. Hacmi, kütlesi, her şey var, var. Sen aynen bu kainat ağacının meyvesi ve çekirdeği de ruhunun, ruhu Nur-u Muhammed'i var. Ruhun. Böyle bir şeysin. Peki ben başkayım. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Bak hepsi ayrı. Benim gömleğim, ben gömlek değilim. Sahip çıktım, sahip çıkan benim, bu çıkılan. Gir içeriye, benim atletim. Gir içeriye, benim vücudum. Gir içeriye, benim hayatım. Gir içeriye, benim ruhum. Benim ruhum, benim takkem der gibi. Benim gözlüğüm, ben gözlük müyüm? Bana ait. Benim ruhum, ruh da bana ait gözlük gibi. Ben ruh değilim, ruh bana ait. Tamam, bu çok mühim bunlar. Ha sen arkadasın benim. O zaman benim nefsim, benim ruhum, ben bu. Bak iki sene de sahip çıkıyorsun. Allah Allah. Çok acayip bir şeyiz ya. Sonra bütün kainat. Onun için Muhyiddin Arabi demiş ki, inkişaf etmiş. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim, her şey benim diyor. Diye, nasıl demiş, çıkmış. Nereye benziyor der bunu ulema? Meyve dese ki, çekirdek ağaç, şu meyvenin içindeki çekirdek dese ki, dal benim, kütük benim, koku benim, renk benim, tat benim. Doğru mu? Hı. Doğru. Ama buraya gelebilirsen. Ama daldayken diyemez. Meyveye gelirsen. Meyveye gelirsen de, helal olsun sana. Demek zaten vacip olur. Derim yani. Biz neredeyiz sana? Bir tam adam ne dedi biliyor musun? Bilmiyorum neredeyiz ama. Adam bir tanesi bana ne yaptı? Bak adam nerede? Yaptım ha. Çok mühim bir şey. Rüya gördüm. Rüyada hacca niyetimiz var. Olmadı, geri döndü, bilmem ne yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gördüm rüyada. Bak bununla alakalı bir şey anlatacağım. Çok ilginç. Adam nerede? Bak bazıları da nerede? Peygamber Aleyhisselam dedi ki bana, hacca gel dedi, Kabe'ye gel. Ben dedi ana giriş kapısında sizi karşılayacağım. Resulullah dedi. Şu tevazuya bak ya. Aleyhisselatü vesselam karşılayacağım diye rüyamızda böyle dedi. Biz tabii böyle behlul olduk tabii. Manyaklaştık tabii o hafta. Ne ayağımızda bir şey var, bir şey yani. Kırk kırk gibi havadayız yani. Yere basmıyoruz yani böyle. Resulullah karşılayacağım. Ha, karşılayacağım, oradan Allah'a gideceğiz. Seni, sizi Kabe'de karşılayacağım ve oradan Allah'a gideceğiz. Bir şey anlatacağım. Bunlarla kal. Biz tabii falan derken olmayacak bir şey. Hop telefon geliyor. Diyanetten sizin şeyde çıktı bilmem ne kadronda. O şirkette tamam hocam sana veriyoruz kadro. Tamam mı? Şey çıktı falan. Elimiz ayağımız durdu. Bakayım Resulullah nasıl yapacak. Aleyhisselatü vesselam uğraşmak yok. Neyse oldu. Gittik tabii. O bir şey. Neyse Kabe'de işimiz bitti. Orada manyaklıklar bitti bizim. Yani haletimiz. Medine'ye gittim. Medine'deyiz. O anlatacağım yer orası. Adamın bir tanesi bu Siirtlema Kuzey Irak'ta. İkisi tarafta da bulunuyor. Arapça ve Türkçe biliyor. Arapça Medine'de Şemsi'nin orada sohbet ediyor. Konuşuyor. Onun için polis de bir şey diyemiyor kağıt olmadığı için. Konuşuyor. Var yani belki de 20 kişi var etrafında. Ben de sarıklı bakıyorum. Ulan ne mübarek adam. Yani adam öyle var 80'in üzerine. Tamam mı? Şimdi adam bak nerede dedi ya. Dikide bir onu tekrar ediyorum. Bak adam nerede. Böyle bakıyorum adama sağ tarafımda. Ben yürüyorum ama önüme bakmıyorum. Adam vaaz ediyor. Kısmen anlıyoruz böyle bir şeyler. Arapça konuşuyor. İşte cümleleri şey yapmaya çalışıyorum ama pratik Arapça konuşuyor.
Bana böyle yaptı. Gel gel dedi. Türkçe. Gel gel. Buna yer verin dedi. Türkçe. Türkçe dedi. Ben yastık verince utandım orada yaşlı. Hayır oturun. Neyse sonra oturttu ama endişe etmeye başladım. Konuştuk yine devam etti. Kesti. Birkaç dakika sonra kesti. Sen burada ne işin var dedi. Efendim ben niçin? Ben böyle ya, konuşacak şeyim de kalmadı. Hani böyle yaptım işte. Patanaj yani. Ne demek ne işin var? Adam cinnaca gelmişiz. Bana diyor ki ne işin var? Dedi ki peygamber sana demedi mi ki diye Allah'a gideceğiz. Sen diyor niye vazifeni bırakıp geldin? Ulan rüya mı diyor bana? Ben size yalan anlatmıyorum ki ya. Allah Allah. Peygamber deyince biz tabii şey bitmiş yani. Allah peygamber sana demedi mi ki Allah'a gideceğiz? Senin vazifen yok muydu sen? Dershaneydi o. Sen diyor yeni açılacak dershaneyi iki ay geciktirmedin mi? Açılacaktı dedim hacca gidiyorum onu tadil edin. Hem de yurt dışında. Sonra dedim ben haçtan geldikten sonra yaparız onu. Sen dedi dershane açmayacak mıydın? Senin vazifen bu değil miydi? Peygamber sana onu demedi mi diyor. E dedim ya ama bizi bekliyordu. O demek miydi dedi. O başta koptuk tabii. Koptuk başladık. Engem İslam'a kapınca. O beraber olduğumuz sene mi? O sene. O sene. Senin olduğumuz o sene miydi? Bir daha gitti misin? Dur iki üç defa şey yaptık ya. Yani. O ilk İsmail'lerle. Ha. Lise'den. Pazardan İsmail'lerle beraber. O sene. O sene. 2005. Kaç? 2005 miydi? Ondan sonra aldı kucağına tamam. Ondan sonra. Yani bu adam nerede? Şimdi bak başka bir adam anlatacağım. Adam ne? Adam bir tanesi böyle peygambere bakıyor. Mescid-i Nebevi'de ayağını Ravza-i Mutahara'ya uzatmış. Bizim Türklerden bir tanesi. Şu içine geçiyor. Şu adamın terbiyesine bak, edebine bak. Peygamber içmen nereden geliyor? Bu adam ayağını uzatıyor. Şöyle bakıp geçiyor. Çağırdı. Gel buraya dedi. Tabii kızlı tipi. Ben dedi ondan dedi münasebetimin seviyesini biliyor musun dedi. Ben ona ayak uzattım. Sana ne dedi. Onunla ben dedi aradaki samimiyette haberin var mı senin? Sonra bize anlattı. Bir hemen dedi. Ne yaptın? Ayaklarım çözüldü dedi. Kıpırdayamadım ki dedi. Orada oturdum dedi. Gönderdi ondan sonra yani. Adamlar yani Muhyiddin Arabi arş benim, kürs benim, cennet benim. Yani çık o zaman diyebilirsin. Ama çıkmazsan, daldaysan, kütükteysen daha meyve benim deme. Kütük benim. Tamam. O zaman diyebilirsin ki yerden 10 santimetre yukarıdayım. Havadayım kısmen. Diyebiliriz. Şimdi insan şu kainat ağacının yapı itibariyle, program itibariyle buradasın. Yani buradasın. Böyle bir donanımım var. Çöplükte harcama yani. Böyle bir kabiliyetin, istidadın var. Allah böyle bir ruh vermiş. Ruh vermiş. Böyle bir özel. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İnsanlık cihetiyle merkez olduğundan biz onun inikasıyız. Yani güneşin aynada da gözükmesi. Güneşin aynada gözükmesi. Biz de Nur-u Muhammedi denilen o çekirdeğin şeyde güneş. Herkesin elinde bir ayna var. Herkesin güneş olur mu? Güneş olur. Ha, o Nur-u Muhammedi demektir. Bak bir daha söylüyorum. Tavana, zihniniz buraya şey yapın, sineği bırakın. Tavana güneşi koy. Ben, hepimizin elinde ayna olsa güneş elimizde olur mu? Olur. Olur. O güneşi sil beyninden, Nur Muhammed'i koy. Senin ruhun da ayna. Ruhun da o ayna yerine ruhunu koy. Ruh, aynana, ruhuna. O güneş yerindeki Nur Muhammed'i vurur mu? Vurur. Ruhunun ruhu işte bu. Aynanın aynası işte olduğu gibi. Ruhumuzun ruhu, çekirdeği, mayası, özü, aslı, malzemesi Nur-u Muhammed'i. Bizim ruhumuzun.
Aynaya o zaman iyi bakmak lazım. İstersen bakma yani. Bunun bedeli çok ağır. Yani bir şeyin kıymeti nispetinde kaybı, zararı o nispettedir. Evet. Bardağın kırıldığıyla nerede? Gözlüğün kırıldı nerede? Değil mi? Ayna kirlendi. Göstermiyor. Göstermiyor. Ama şöyle yapıyoruz biz misafir. Çiçeğe bakıyorum. Camdan dışarıya. Merdivenden koşuyorum. Çiçeği temizliyorum. Meğer kirliymiş çiçek. Ulan geldim gene çiçeğe bakıyorum gene kirli. Meğer camda kirlilik var ya. Demek ki gülde dışarıdaki çiçekte kir, pislik yok. Ama camdan bakarken camın varlığını kabul etmediğimizden, engeli kabul etmediğimizden gidiyoruz çiçeği temizliyoruz. Ama gene kir var çiçekte. O zaman nerede sorun nerede? Orada. Camda, pencerede. O zaman camını sileceksin. Temizleyeceksin kafa aynanı. Ayette temizlik. Temizlik, o temizlik olacak. Yoksa göremezsin. Bir şeyin kıymeti nispetinde de kayıp da o nispette zarardır. Bir lira kaybedince ne kadar için yanar? Bir milyar kaybedince ne kadar için yanar? Ona göre kendinizi kendiniz koruyacaksınız. Kendinizi, yani böyle salıvermek değil ya, böyle tombala çekiliş tarzına gelmemişsin. Ya bir kere bedensel olarak ehli söylüyor, bir erkekten atılan 300'de 500 milyon arasında hücre varmış. Bir defa şehvetle spermalardan atılan hücre sayısı. İlk bir defa atılışta 300'de 500 milyon hücre. Yani ne demektir? En az 300 milyon insan olurmuş. Hepsini kullanılsa. Onlardan bir tanesi ben seçilmiş. Şimdi yaradı ama o gün atılandan ben seçilmiş. Ondan önce olsa, ondan sonra olsa gene ben olmayacağım. Düşünebiliyor musunuz? Yani bedensel olarak da dünyaya gelişimiz sıfır yani. İhtimal bile yok, sıfır. O zaman ne kadar ciddi bir ihatalı bir irade takdir etmiş beni. Çok müthiş bir müdahale var komutan. Bak, daha önce atılsa olmam ben o atılmanın içindeyim. Hepimiz de öyle düşüneceksin. Peki, bu kadar ihatalı ciddi bir iradenin takdiri ve tercihi bedensel olarak bir kere vücuda gelmek yani bu kadar zor ihtimal. Yani ne kadar değer vermiş bize Cenab-ı Hak, yüce etmiş bizi, muhatap etmiş bizi. Aynemsin dedi, muhatabımsın dedi. Ulan belediye başkanı diyor ki sen bu muhatabın değilsin. Zengin birisi malum, itten muhatabın değilsin demiyor mu? Muhatap almıyor bizi ya, adam muhatap almıyor. Al Rabbim diyoruz, buyur kulum diyor, hadisi kutsi var. Üç defa kul dese ki ya Rabbi, ya Rabbi, hadisi kutsi. Yani hadisi kutsi demek manası Allah'tan, ifadesi Resulullah'tan. Hadis-i şerif, manası da ifadesi Resulullah'tan olursa hadis. Manası ve ifadesi de Allah'tan olursa ayet-i kerime. Hadis-i kutsi, manası Allah'tan, ifadesi Resulullah'tan. Diyor ki, kulum bana üç defa dese ki, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi dese, üçüncü kez Allah diyormuş ki, buyur kulum. Bu kadar değerli ya. Sığır 500 defa ma dese buyur sığırım demiyor ya. Sığır yani mal. Hizmetçi yani bize. Yani insan bu kadar değerlidir. Bil kendini, harcama kendini. Çöplükte harcama. İnsan yani bu temeli attıktan sonra bununla alakalı sorusu olan var mı? Bundan sonra gidiyoruz şimdi. İnsan şu kainat ağacının en son, en cemiyetli meyvesi, cemiyetli olması başı içine aldığındandır. Onun için kainatı kurdu Allah, bitkileri yerleştirdi Allah, efendim havayı, denizi, ateşi, toprağı, en son, insandan sonra mahluk yok. İnsandan sonra mahluk yok. En değerli insan, cami, cemul cem, camiül ezdat, Mevlana'nın tabiriyle Cemul Cem. Müddin Arabi'nin tabiriyle Camiül Ezdat. Yani soğukta sıcak, beyazda kara, hakla batıl, ne olursa olsun hepsini cem etmiş. İnsan böyle acil bir şey. Her şey var sende. Her şey var. Yok yok.
ve hakikat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam cihetiyle çekirdeği aslisi. Bunu anlattım işte. Güneş dedik hakikat-ı Muhammed'iye, Nur-u Muhammed'i. Sen ayna, güneşin var mı kardeş? Evet. Aynı midir? Değildir. Değil de değildir. Çünkü aynadaki güneş de ısıtır. Bu aynayı bir yere yansıtın. Bak güneş bana vurdu. Orası karanlık. Oraya yansıtsam aydınlatır mı? Aydınlatır kardeş. Peki ben gözükeyim aynaya. Beni yansıt. Yansıtılabilir miyim? Yansıtmaz. Bak insan aynaya baktım. Ya böyle çevirdim. Buraya yansımaz. Güneşi koy yansıtır. Ben çünkü nur değilim. Nurani değilim. Kesif olduğum için aynada hapisim yansımam. Güneş ise yansır. İşte insan bu ne demek? Ayna yerine insan ruhu. Güneş Nur-u Muhammed'i buraya vurduğu zaman bu aynada güneş olduğu gibi bu ruhta hakikat-ı Muhammediye var. Nur-u Muhammed orada, ruhta olunca hakikat-ı Muhammedi oluyor. Bunun adı burada aynadaki güneşin adı güneş 1, güneş 2, Nur-u Muhammed'i hakikat-ı Muhammediye. Dolayısıyla bak okuyan için buraya ne yapacak bundan sonra daha iyi anlayacak. İnsan hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cihetiyle kainatın aslı, çekirdeği. Şeyde Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri çekirdekten sıyrıldı, sıyrıldı, kütük oldu, dal oldu, budak oldu, yaprak oldu, çiçek oldu, meyve oldu, çekirdek oldu. Çekirdekten aşağıya baktı bütün her tarafa. O zaman dedi ki, her şey diyor benim ayağımın altındadır. Bütün evliyalar benim ayağımın altındadır. İtiraz etmişler, ustad diyor ki bu makama gelmeyen, bu makamda bakamayan, bunu derse terbiyesizlik eder, haddini aşar. Ama Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri o makamda olduğu için o zaten beşeriyeti yoktur diyor. Orada beşeriyet yok. Yani senin anladığın gibi enaniyet, gurur. Böyle bir şey yok zaten. Şu beşeriyetin olmadığını ben size şöyle bir misal vereyim. Çok basit bir şey. Dünya deyin. Ben burada insanım. Bu yedi kat sema tak tak. Onun üstünde levh-i mahfi ispat var. Zaman, mekan buradan başlıyor. Bakın. Hemen bunun üstüne kürs var. Bu kürs aleminde nefis takılmış. Hemen bunun üstünde daire-i hayat var. Burada nefis yok. Bakın nefis bize buraya takılı. Ta biz buradan geldik. Takıla takıla. Mesela arabanın, araba şeye, fabrikada şöyle geliyor. Şasi geliyor. Şanzıman takılıyor. En son aşağı. En son aşağı değil mi? Tak tak tak. Şimdi ilk önce o şeyi konuyor ya şasi düşün. İlk başta biz. En son burası. Ha şimdi nefis nerede takıldı bu fabrikada? Kürste. Daha buraya gelene kadar bak. Lef-i mahfuz, kabuk kalpsen, arş-ı azam, lef-i mahfuz, daire ilim, daire hayat, kürs, lef-i mahfuz. Kürs nefis burada takıldı. Geylani ne yaptı şimdi arkadaşlar? Gerçi bunları tabi hayal duyuyorsunuz ama en azından bunları duyun ki ahirette alacağınız olsun. Seni anlatıyorum, sen bu kadar değerlisin. Gelen Hazretleri ne yapmış? Buradan, dünyadan terakki etti, etti, etti. Lef-i mahfi ispata girdi. Geçti kürse. Kürste ne vardı? Beşeriyeti almıştı, nefis. Var ya böyle kötüyle sevk eden. Onu bıraktı. Orada fiş çekildi. Orada o çekildi. Yani şöyle diyeyim. Ben çıplak girdim buraya. Affedersin, don abdest takıldı, şu pantolon takıldı, gömlek takıldı, palto falan çıktım öte. Dediler ki bana giydiklerini aynı alemlerde bıraka bıraka git bakalım. Ha, şimdi o gelirken giydiklerini giderken bırakıyor. Çıkarttı, 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 çıkarttı. Artık çekirdek kaldı, kimse kalmadı. Şimdi Geylani Hazretleri kürse gelince beşeriyeti çıkarttı. Beşeriyet yok daha. Daire ilme geçti, ilim. Daire hayata geçti, hayat silindi. Lef-i mahfuzda artık bitmiyor. Ta kabu kavseyine fenay mutlaka diyor. O tabi kullanıyor. 149 sikez tasi gaybede. Fenay mutlaka mazar olunca hiçbir şey yok. Çekirdekte arkadaşlar dal var mı? Var ama dal yok. Çekirdeğin içinde dal kanun olarak var. Çiçek kanun olarak var. Kütük var ama bizim bildiğimiz kütük yok artık çekirdekten. Yani çekirdekten çıktı diye çekirdeğin içinde kütük böyle maddeten aramayacaksın.
O bitmiş o. Kanuna inkılap etmiş. İşte Geylani çekirdeği gelmiş, ağaçlığını bitirmiş, kütüplükten çıkmış, meyvelikten çıkmış, yapraklıktan çıkmış, çekirdek olmuş. O zaman demiş ki böyle aşağıya bakarak, ağaç benim, kürs benim, lef-i mahfuz benim, İsa benim, Musa benim. Çünkü niye diyor? Kimse yok ki, nefsi yok ki o, akıl yok orada da. Mevlana öyle diyor, oradasın. Konuşma yok. Konuştuğun zaten varlık oldu. Yani der tabii. Çünkü niye? Çekirdek, bak bir daha söylüyorum. Çekirdek dese ki, kütük bende, meyve bende, yaprak bende, koku bende. Doğru değil mi? Ama ben onun gibi değilim. Eğer muşahhas olsa kütük olacak. Ama kütük bende. İşte hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisi. Herkes. Çünkü ruhumuz, ruhumuzun aynasına Nur Muhammed'i aksetmiş. Onun adı Nur Muhammed'i, buradakinin adı Hakikat Muhammed'i. Dolayısıyla ruhumuzda bu çekirdek var mı? Var. Biz de bunu kastederek diyoruz ki biz kainatın aslıyız. Kainatın özüyüz, özü. Hulasasısın. Biz ne olduğumuzu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ki kendimiz hakkında. Bizim bildiğimiz şu. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Doldur boşalt gübre fabrikası. Bu muyuz ya? Yani mutfakta doldur. Tuvalette boşalt. Yatağa git. İş veya okul. Bu dikdörtgen içinde hayatımız geçiyor. Ölüyor da buraya gömülüyoruz. Ulan bu muyuz ya? Olmamalı. Olmamalı. Yapmalı. Ama buraya sokmamalı. Yani bakkalcılık yap. Ama kafan marketçilik olsun. Bir yerde ol ama global düşün ki kainatı içine alacak düşünceye sahip ol. Tefekkür et ya. Bakkalcılık yapabilirsin. Odun kesebilirsin. Ormandasın ama zihnen fikren alemin haricindesin. Çık ormanın dışında. Hapsolma buraya. Mide ile şehvet arasında gömülmemek gerekiyor. Bedenseldir ve basit bir hayattır. Çeşitleriyle beraber hayvanlarda da vardır. Hayvanda da vardır. Onlar da ürerler. Onlar da yerler. Biz ağacın tepesinde yeriz elmayı. Onlar da yerin dibindeki otu yerler. Fark o. Onlar bırakırlar nereye gelirse biz tuvalete bırakırız. Onlar bizden daha fazla çiftleşir. Bir serçe kuşu günde 50 defa çiftleşiyor. Yani hayvaniyette bu var. Ama beşeriyeti, hayvaniyeti bırak, insanlık makamına çık diyor. Zaten peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Tamam? Yani kainatın nurusun. Kainatın çekirdeğisiniz arkadaşlar. Size de, din böyle bir değer vermiş. Sonra peygamberimiz nasıl bizi bunları biliyor ve yaşadığı nasıl sabretti ya, nasıl kanaat etti yani. Girmeden de duramıyorum ona. Bunları hep bil, Miraç'a git, bunları gör, gel böyle Arabistan'da Bedevilere kanaat et. Onların kahrını çek, onlara tek tek anlat. Onu ben o manalar olsa kimseyi sokmam ki, otur, yapma falan. Ya peygamber acayip bir şey, mütevazi mi, ahlak mı, edep mi, davranış mı, her kişi. Ya nasıl korumuş kendisini anlamıyorum tabii. Tabii demek ki Allah destekli olacak ki, başka olmaz. Allah destek yapmasa her konuda mükemmel olamaz. Olamaz. Olmaz. Bir tuhaf o. Ve kainat Kur'an'ının ayeti kübrası insan. Kur'an'da kaç tane ayeti kübra var? Bir tane. Kur'an'da ayeti kübra nedir sence? Kainata sen de öylesin. Allahu Ekber. Ayet-i Kübra ne demek? Mealini söyleyeyim. Ayet-i Kübra? Büyük ayet. Büyük ayet. Meali o. Büyük ayet. En büyük ayet. Yani hepsini içine almış. Değil mi? Yani ismi azama mazar o ayet. Orada hay ve kayyum olduğu için. El hayyul kayyum. Değil mi? Evet. Ha. Şimdi bakın. Kur'an'ı tümün içine alan ayet-i kübra.
olduğunda insan da yani ayet-i kübra Kur'an'ı nasılsa insan kainat Kur'an'ına öyledir. Kainat büyük Kur'an'dır. Çünkü o bizim bildiğimiz Kur'an var ya, o musaftır. O mimarın projesi kabul edin. O bina olsa, bakın şimdi Karacaköy hakkında bir mimar proje çizmiş. Binalar, projeler, düğün salonları, spor tesisleri, kompleksler bir sürü. Kafasında duruyor, daha bir değeri yok. Yaptığı da ne olur? Şekillenir değil mi? İşte Kur'an var ya bizim, o kainatın projesidir. O cisimleşirse ne olurdu acaba denilirse kainat olurdu. Ya ben onu çekirdek olarak görmek isterim, canlı, insan ol. İnsan canlı Kur'an'dır. Hazreti Ali öyle diyor, ne diyor Allah? İnsan canlı Kur'an'dır. Allah Resulü ne diyor? İnsanla diyor Kur'an ikiz kardeştir. Kardeş değiller. Yani bir sene iki sene arasında var değil. İkiz kardeş aynı batında. Cenab-ı Hak kainatı yarattı. Programı olarak kitaba koydu. Canlısını insan yaptı, cisimleştirdi, kainat oldu. Evet, aynı. İnsan böyledir. O zaman Kur'an okuyunca kendini okuyorsun. Kendini okuyorsun. Acayip bir şey. Yani inkar etsen de, ahireti inkar etseler de, ahirete gitmemeyi yapamazlar. Ahireti inkar eden de ahirete gidiyor, yalnız cennete gidemiyor. Fark o. Tamam Abdullah? Yani ahireti inkar eden, ahirete gidiyor. Kur'an'daki ayetlere bize bakan şeyler var. Aleyhisselam'ı 7 sene yatalak bulması, onu kendimize bakmamız lazım değil mi? Hep öyle. Yusuf Aleyhisselam 7 gün kuyuda kaldı. Çok güzel söyledin. Yani o kısalar bizim için. Bizim hayatı yorumlama özelliği katıyor. Bir daha söyleyeyim. Lütfen bir de toparlanın. Kısa-i Musa. Musa Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Harun'a ne kısalar varsa o niçin biliyor musunuz? Tarihi bir malumat değil. Ben ne yapacağım tarihi malumat? Değil o. Yani Allah kuru bir bilgi vermiyor. Bir senaryo çiziyor. Bir potre çiziyor. Tiyatro oynatıyor. Onların içinde şey yapıyor. Hakikatleri monte ediyor. Hakikatleri gizliyor, şifreliyor. Orada Yusuf okurken Yusuf okuma. Yusuf okurken kendini koy oraya. Kuyu derken nefis kuyusu. 8. sözde var. Yusuf kuyuya atılmamış. Atılmış. Ne yapacağım ben atılmış tarihte? Tamam. Esas kuyu bende. Nasıl çıkacağım? Oradan ben buradan nasıl çıkacağım? Kuyu burada. Ya da Yusuf burada. Yusuf nasıl çıkmış? Yusuf nasıl çıkmışsa. Neye dayanarak çıkmış? Nereye dayandı? Sen de buradan öyle çıkacaksın. Yusuf sensin. Kuyu sende. Efendim Yakup sende. Musa sende, Muhammed sende, İsa sende, bulunu. O senaryolar sensin, senin açılımın. Ama değişik isimlerle. İbrahim Aleyhisselam ateşe. Ateşe. Vay. Şimdi oralara gidince kafam kaşınmaya başladı. İstemiyorum girmek. Sopa beni oraya girme. Yok daha yeni gençler var şimdi. Sembol simgelerden aşağı geçtik mi? Zaten kapımı deliriyorlar. İbrahim ya. Allah Allah. Ateş bir sembol. Orada teslimiyet değil mi? Ya, evet. Teslimiyet. Ya, ateş. En ufak affedersin bir şey batınca. Allah görmüyor mu yanacağım değil mi? O, yani nasıl bir teslimiyet? Teslimiyetin simgesi tabii. Yani dün Polatlı'dan gelirken çek dedi ya lan sensin ya öyle kesik kesik şey yapma dedi ya kes rica ediyorum dedi. Bu işin ciddi sosyolo şey vardı böyle kişi abiler var böyle. Çektim neyse. Ya şunu bir anlatsana, derste dinledik dedi ya şimdi. Ya dedim şu telefonlar var. Dedim ki, erkek 11 modeldir, 11 tane. Bir rivayete göre 28 model insan erkeğin, 28 Kur'an'da erkek farklı farklı modelleri anlatıyor. Kimimiz İsa'yız, onun modelini yaşıyoruz. Kimimiz Musa'yız. Yok, doğru. Kadın ise 5 model var. 5 model, Hatice modeli, kadınlar var. Bunu bilmeyen evde kavga eder. Niçin kavga eder? Niye böyle olmuyorsun? Niye böylesin? Kardeş bu başka bir modeli var.
Bu Hatice modelini mi taşıyor? Fatıma modelini mi taşıyor? Ayşe modelini mi taşıyor? Meryem modelini mi taşıyor? Bir tane de vardı. Asiye modeli de var. Hatice, Ayşe, Fatıma, Meryem, Asiye. 5. Bir tane de diyorlar ama tasavvufçular diyor umumu değil. Rabiatul Adeviye modeli. Çilekeş, çilenin insanı. O böyle tasavvufta... Tebe-i Tabi'in mi Rabiatul Adeviye? Evet, Tebe-i Tabi'in. Ondan sonra böyle bir şey var. Çünkü Hasan-ı Basri zamanında yaşamış. Hasan-ı Basri de Hazreti Ali'den ders almış. Yani Tabi'inden ders almış. Evet, Tabi'inden ders almış. Artık seneye... O dönem yani. Hazreti Hasan-ı Basri dönemi, Hazreti Ali'yi gören dönemler yani. Tebe-i Tabi'in. Çünkü evlenme teklif etti de ondan biliyorum. Hasan-ı Basri evet. Hazretleri evlenme teklif evet. etti. Ondan sonra o da güzel bir misal verdi. 20 tane diyor değil mi? Dedi ki, sen dedi 20 tane ipin var, bir köpeği bağlayamıyorsun dedi. Benim bir ipim var dedi, köpeği bağladım. Ne biçim şeysin? Niye bağlayamadın 20 köpek iple bir köpeği diyor ya. Ben diyor, nefisimi diyor, ben bağladım diyor. Erkekte 20 tane daha böyle kendine muktedir iktidar özelliği var, donanımı var. Bir nefsini bağlayamadım bu kadar iplerle diyor. Ondan sonra çok utanıyor da. Gerçi haram bir şey teklif etmemişti. Acayip insanlar ya. Değişik insan modelleri. Şimdi onlara girmeyelim. O şimdi soruyor. Diyor ki telefonla arayan, ya diyor şu ben şey modelini, bu 28 model, ya nereden çıkıyor? Risale'de 11 modelden 11. sözde bahsediyor. 11 tane aynı darlık var Esma'nın. Abi diyor hepsi aynı gibi gözüküyor diyor. Ha, bu kapı açıyorum. Oraya bakın insan modelidir o. Neler var da. Peki ne anlattın Hasan? Bu model farklılığını bilmesen herkes aynı zannedersin. Kadın der ki onlar böyle sen niye böylesin? Erkek der ki falan kadın şöyle falan da şöyle sen niye böylesin? Kardeş bu başka bir model ya. Ha, bilmeyince şöyle diyorum. Mücerret, vursuret. Malin betur. Desem, böyle ne anladınız? Hiçbir şey. Ha, iltifat bile etsem hakaret kabul edersiniz değil mi? Toplum içinde şey anlamadığınız lisan niye kullanıyorsunuz? Niçin bu misali verdim? İltifat dahi olsa anlamadığın lisanı kullanırsan hanımına iltifat değildir, zulümdür. Onun için kadının dilini anlamazsan kadına iltifat zannettiğin davranışın iltifat değildir. Biraz önce benim konuşmam gibi olmuş. Dilini bileceksin. İngilizceyi öğrendiğin gibi, Arapça öğrendiğin gibi beden dili, iletişim dilini de öğreneceksin. Öğrenmemiz lazım. Hanımın dilini, hanım beyin dilini bilecek. İltifat onun için ne olduğunu. Benim için çok değerli bir kelime ama veya bir mana, davranış ama onun için değilmiş. Onun, çünkü lisanını bilmiyorum. Ya ben sana iltifat ettim. Biraz önce benim konuştuğum gibi yani. Bilmediği lisanı kullanıyorsun. Kadınlar bükçeyi kullanırlarmış. Bükçe. Duydun mu öyle lisanı? Kardeş, o zaman ikinci evlilik hakkın yok. Bükçeyi öğreneceğiz. Nereden öğreneceğiz onu? Her gün, her ay bir kitap okuyacaksınız. Her ay. Kendinize yatırım yapın. Kurslar var. Hiç kimse itiraz etmez. İngilizce kursunu öğrenmeye gidince... Karacaköy'den kimse itiraz eder mi? Aferin lan ne kadar kültürlü bir insan. Fen kolejlere gidince aferin lan. Takdir ediliyor. Dergaha gidiyor, dershaneye gidiyor, camiye gidiyor. Vay yobaz. Oysa ileriye yatırımlar geziliyor. Ya en ileriye yatırımı. Sana öyle diyorlar mı? Ne diyorlar sana? Bu tasavvuf. Sana bir şey diyorlar mı bu Karacaköy'de? Sen nereye gidiyorsun? Derya mı kafayı üşüttün mü, uçuyorsun mu, kaçıyorsun? Dediler hocam. Dediler değil mi? Dediler çok elhamdülillah. ama bahtiyarsın ki öyle dediler. Çünkü külli nasu mecnunun ala kaderin ama ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir diyor. Delidir diyor. Delilik derece derecedir. Ha, şimdi bak biraz önceki misalimi anladın mı? İngilizce kursuna gidiyorlar. Aferin lan.
kültürlü çocuk. İngilizce kursuna gidiyor. İngiliz'in lisanını öğreniyor. Arapçaya gitsen, lan Arapların lisanı mı öğrensin lan? Der. Bir beden dilini öğrenmeye gidiyor NLP kursuna, empati kursuna gidiyor. Aferin lan kültürlü. Kendini tanımaya adına dergaha veya medreseye gidiyor. Yobaz yani girecek kafası kafayı. Üşütmüş, evet. Üşütecek. Yoga yapıyorlar. Vesaire ilerici. Nasıl ilerliyor? Evet, insan ve kainat. Devam edelim. İnsan, kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası. İnsan, ismi azamı taşıyan ayet-i kürsisi. Allah Allah. İnsan, nasıl ki ayet-i kürside niçin kainatın ayet-i kübrasıdır ayet-i kürsi? Çünkü ismi azam var. Bir daha söylüyorum. Ayet-i kürsünün içinde ismi azam var. Şimdi ona girmeyecek. Nedir? İnsan da böyledir. İnsan ruhunda, hayvanda da ruh var. Ama insan ruhunda bütün esmalar mertebe itibariyle ismi azam mertebesinde. Son nihayet mertebesinin karşılığıdır insan. Her ismin azami mertebesi diye geçer 24. sözde. Kainat esmanın yansımasıysa insan demek ki esmayı en çok yansıtan. En çok ifade edip hazmedip yansıtan. Daha kainatta böyle mahluk yok. Yani hıpsedip, mahsedip, zevk edip ifade eden. Yani mesela şöyle. Eşya, çiçek, ayna yapabilir. Yani aynaya ben baktım. Kayboldum. Burada bir şey kalır mı? Kalmaz. Ve aynaya ben baktım. Vay iyi adam. Başkası geldi. Vay takoz lan. De tanımaz. İşte kainat böyle aynadır ama insan aynası şöyle. Yani karşısına duranı tanır ve hipseder. İnsan böyle bir aynadır. Yani gösterdiğini bilir, tanır, hipseder, karşılığını bulur. Akıl, ilim, idrak gibi hakikatler kendisine zuhur ettiği için esmayı da bu şekilde tanır, fark eder ve tanıttırır. İlk önce kendi aleminde şöyle yapar. Mesela bak, sudur. Siz ne kadar biliyorsunuz ama bana bak. Farkı gördünüz mü aranızda? Evet. Sırlar böyle gösterebilir. Sudur der. Ama insan tanıklık yapar, şahitlik yapar. Yani insanda yansıyanı zevk eder, fikreder, mahseder. Bilir, şuur eder. Peki niçin? Dilimin karşılığı bunda olmasa dilim bundan lezzet alamaz. Sür. Var mı? Yok. Kulağıma sürdüm. Lezzet almıyor. Bu alıyor. Çünkü niye? Bunun karşılığı burada nümune var. İnsan bütün kainatın çekirdeği dil gibi. Hani karşılığı var. Ondan. Şu an şöyle bir misal da vereyim. Radyo var mı dalgalar burada şimdi? Bir sürü değil mi? Var. Niye ses vermiyor arkadaşlar? Şu niye ses duymuyoruz? Alıcısı yok çünkü. Alıcısı yok. Radyo açık değil. Biz böyle bir alıcıyız. Burada bütün çalanlar bizde çalıyor. İsmi azamı taşıyan ayet-i kürsüsü ve kainat sarayının en mükerrem misafiri. Şimdi insandan daha mükerrem misafir var mı? Bir bak bakalım. Nazarı çevir. Şöyle anlayalım. Kainatta her şey bize çalışmıyor mu? Petrol sığır için olur mu? Altın sığır için olur mu? Gül. Sığır ne yapar? Öküz ne yapar? Ona nasıl yerim der değil mi? Ama insan boğazda böyle baktığı zaman balkonda bir gül görse Allah Allah. Maşallah. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Nasıl bir maharet var? Nasıl bir mimarlık? Nasıl bir çizim? Nasıl bir tasarım? Nasıl nizam? Nasıl bir intizam? Nasıl bir tanzim, nasıl bir kainat içinde bütünlüğü ifade ediyor, bütünlük içinde hakikat gibi. Bakın, gül anlamıyor o. Kainata baktığınız zaman bütün kainat insana çalıştığına delil, bütün her şey insan hedefli çalışıyor. Her şey. Hiçbir şey yok değil mi abi? Hiç bunun dışına göster. Hiçbir şey yok. Ben diyorum ki ya direkt, şu
insan için çalışmıyor diyorum. Diyemez. 50 sene sonra çıkıyor birisi diyor ki ya diyor bunun hikmeti budur diyor. Allah Allah diyorum en sonunda. Ya. Nasıl ki kuyruk sokumu, apandis o kör bağırsak dedikleri manasızmış diyorlardı. Bilmem Charles Darwin işte kuyruğun koptu parçasıymış. Bir bakıyoruz ki meğer vücudun en zor durumlarda antibiyotik imal edildiği bir kimya atölyesiymiş. Yeni yeni biliniyor. Mesela Quarter'da alıyorlardı. Bilmem, aman aman diyorlar şimdi. Avrupa'da ben bir şişti benim de böyle soğuk dondurma yedim. Ondan sonra dedim mahsus yaptım da adam olacak. Dedim aldır o sokun al. Adam heyecanlandı. Antibiyotik vermiyor Alman doktorları. En zor kalınca biliyor. Yoksa vermez. Vermez antibiyotik. Bir şimdi geldin işittin al antibiyotik. Öyle bir şey yok yani. Şimdi insan nasıl bir misal? Şimdi imkanı var bir ev sahibinin ama Allah ikramlar yapmıyor. Değer vermiyor. Şöyle diyeyim biraz da anlayacağınız. Ana babasınız çoğunlukla. Şimdi 3 yaşındaki çocuk Karacaköy'den çıkıp İstanbul'a kendisine elbise alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Şimdi sen 3 yaşındaki kız veya oğlana bakarak bu anne babanın bu çocuğa ihtimam gösterip göstermediğini anlarsın. Yazlık mı, kışlık mı, enine mi, boyuna mı, tipine mi, rengine mi, kalıbına mı, cinsiyetine mi göre mi? Muamele etsini anlarsın. Şimdi o çocuğa giydirilen elbise anne babanın tercihi değil midir? Ona verdiği değeri göstermiyor mu? Çocuğa yapılan muamele anne babanın verdiği değeri gösteriyor. Aynen bu örnek gibi. Bize biçilen rol, bize giydirilen özellikler, istidatlar, kabiliyetler, ruh, meyiller Allah'ın bize verdiği rolün, Allah'ın bize verdiği değerin en güzel göstergesidir. Yani çocuğa giydirilen elbise gibi Allah bize giydirdiği ruh elbisesi, hayat elbisesi, duygular elbisesi, akıl elbisesi. Aklınızdan daha kıymetli neyiniz var arkadaşlar? Aklınızı verin bana, İstanbul vereceğim sana. Verir misin? O zaman ne yapayım ben akılsız İstanbul'u? Bakın giydirilene bak. Bu da gösteriyor ki Allah insana emniyet vermiş, dikkat etmiş, kıymet vermiş. Giydirildiğinden dolayı anlıyoruz. İşte insan kainat sarayının en mükerrem, kerem sahibi. İkrama layık. İkrama layık ve pergel gibi, demir tarafı gibi her şey onun etrafında dönüyor. Böyle bir misafir. Allahu Ekber. Kimin misafirisiniz arkadaşlar? Allah. Mihmandar kim? Peki. Allah, Rabbim. Rabbim Allah, o. Böyle bir Allah'ım arkadaşım, Rabbinle gurur duysana. Babandan, dayından, parandan, geçtiğinden, arabadan, servetinden gurur duyuyorsun da esas gurur duyacak Allah'ındır. Benim böyle bir Allah'ım var. Benim böyle bir dayım var demekten daha kuvvetli değil midir? Direkt muhatap oluyor. Tabii ya kardeşim. Ama şeyde Hristiyanlar da öyle değil. Hristiyan mı olacaksın? Oo, papazlar karar verecek. Sen dinden kalacaksın. Hayır sen değil, aforos biz yapmasak dinde ancak o zaman kalırız. Yani giriş ve çıkış papaza aittir. Biliyor musun ben orada kaldım için biliyorum. O günah işlemesi, günah kalız, günah tabii, tabii. Dolayı. Tabii o sahip ya o. Tanrı ya, Tanrı'nın görüntüsü ya. Onun için affedersiniz neler yapmışlar kilisede çocuklara. Yeni yeni biliyorsunuz. Tanrı'nın, Tanrı günah affedene bak. Yaptığı pisliğe bak. Çocuklar bacak kadar çocuklara tecavüz etmiş papazlar. Biliyorsun Avrupa kaynıyor yani. 15 dakikada bir haberde söylüyorlardı Almanya'da. Biz dersten derse giderken arabada çalıyordu. Abi bak ne diyor diyor. Tanıyorum tam tercüme etmiyorum sana dedi. Tamam da anlıyordum. Bu arayı dolduruyordum yani. Neymiş? Gidersin kiliseye. Ben Hristiyan olmak istiyorum. Dur. Ver bakalım ismini. Heyet toplanıyormuş o bölgenin. Karar veriyorlar. Tamam olabilirsin Hristiyan. Olamazsın. Olamazsın olamazsın kardeşim. Bizde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Direkt. Of dedi ya. Ben mezhep mezhep değil de direkt Allah'a bağlıyız dedi ya. Hangi mezheptesin kardeşim? Ben öyle bir bağlılığım yok demiş. Direkt Allah'a bağlıyız var demiş. Gibi direkt Cenab-ı Hak. Arada berza yok. Biz neyiz bu dersler şöyle? Vesiledir. Onu tanıttırmaya çalışıyor sana. O kadar. Orada kaynak. İnsan kainatın en mükerrem misafiri,
o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru. Şimdi mükerrem misafir olduğunda bir de delili şu, misafirhanede her şeyi tasarruf ediyor insan. Sığırı kesiyor, ağacı kesiyor, denizi kapatıyor, dolduruyor, deniz yapıyor, denizin dibine dalıyor. Yani tasarruf ediyor kardeşim. Şu sizin o yalı köye inerken adamlar dağları oymuş ya. Çoğu Çatalca'ya gelirken çimento fabrikası için dağ demir demir karşıdan karşıya geçecek. Sığır kaç yüz sene çalışsa, kurt yılan kaç yüz sene çalışsa böyle bir şey olur mu? İnsana bak 60 kilo ya. O öküzde var Afrika'daki. 300 kilo, 500 kilo geliyor belki bir ton. 6,5 ton geliyor fil. Ne yapıyor? Tahrip ediyor. İnsan 60 kilo, o 6 ton. İnsanın tasarrufatına bak. Onu yiyor yani. Fili yiyor. Ama onun için fil olmayın diyor. Fil olmayın ne demek biliyor musunuz? Alimler diyor ki fil olmayın. Fil yavrusu doğduğu zaman çok kalın zincirlerle bağlarlar. Yavru didinir ama yavru olduğu için çok böyle 5-10 tane demirle, zincirle bağladıkları için koparamıyorlar. Bak iyi dinleyin. Fil olmayın, insan olun. Ne demek? Fil yavrusunu zincirlerle bağlaya bağlaya artık fil inanır ki ben buradan kurtulamam. Zorlamama gerek yok. Teslim olur. Ben artık yapamam. Kurtulamam. İnanır, teslim olur. Sonra büyüdükçe bir iple koca fili gezdirirler. Ondan dolayı. Çünkü fil inanmıştır ki kurtulamam. Ama bilseydi ki o ip değildir, ben kurtulabilirim, dumanını attırır değil mi? Filin tıpış tıpış gelmesinin sebebi küçükken inandırılmış yanlışlıklar. İşte fil olmayın. Anne babanızdan, toplumunuzdan, sağdan soldan inandırılmış yanlışlıklar, inandırılmış hareketler, tilakilik boğazımıza takılan ip gibidir. Küçük bir ip, küçük bir tilakilik. Bizi efendim istedikleri gibi kullanıyorlar. En büyük de zaafımız ben yapamam, beceremem, inanmamdır. Bu file takılan, boğazına bağlanan zincir gibidir. Yaparsın. Çünkü yapanlar insandır. Sen de insansın. Yapanlar insandır. Sen de insansın. Fil gibi olmayın. Yani tiryakilik çevremiz, etrafımızın bizi yüklemiş olduğu sen aslansın, kaçansın falan. Sen yapamazsın, edemezsin, otur aşağıya. Ne işin var bu işlerde? Sen uçarsın, geçersin, öyle bir şey yok. Sen yeter ki burada inan. Bakın, fil gibi olursan inandırılıyorsun, beceremezsin. Tamam mı Osman? Bildim. Ha, bildim meseleyi şimdi. Ben yapamam. Yok, bitti. En kralını yaparım. Elhamdülillah. Yapanlar insandır. O kadar. Sen de insansın, bitti. Burada kardeşim, burada. En azından yolunda bulunuruz ya. Yapamam diye yok. Böyle bir şey yok. Son bir şey de okuyorum çünkü geçti. Bir tane de okuyayım. Kainat buraya okuduk. O saraydaki mezun farmım. Kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve safiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur. Şimdi kainatın gelişi ve gidişi hep insanın ihtiyacına göre yapılıyor. Yani bize değil, bizimle alakadar olan, bize hizmet eden kainata muamele biz merkezli yapılıyor. Zerbe kilmesine, yani ne kadar yağmur yağması lazım. Yağmurla kardeşim bize o kadar ihtiyacımız yok ama bitkiler ihtiyacı var. Bitkiler sana bakıyor. Demek ki bak bir de okuyayım. O saraydaki, şu kainat sarayındaki sekenelerde, yaratılan her şeyde, bir de maddi ve manevi, ya, ruhani cinler, tamdır, mandır, tam, can, dan, han, mam, tam, test. 6 nev. Her bir nevde 1000 nev varmış içinde. 6000 nevin insan hulasasıdır. Düşünün. 6000. Can cinlerin çoğuludur. Bütün bizim Müslümanlar cinleri bilir. Şeytan bilir, melek bilir. Ustad, cin, melek, şeytan ve ruhaniyat diyor. Ruhaniyat nedir işte bunlar? Can, dan, han, man, tam, tez. O hocam yine duydum, yine duyacaksın tabii. Oku, ne okudun ki duyacaktın? Okuyan duyar. Gelen duyar değil mi? Geldin duydun bak. Sen böyle 6000 ne? Şu, 6000 ne demek? Tencere düşün böyle.
1, 2, 3, 4, 5900. Hop 6000. 6000 tane farklı farklı sıvı. Karıştı, 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 karıştı. Dondun. Ne oluyorsa sen böylesin. 6000 nevin hulasasısın. 7000'i sen. O çıkana 7000 deniliyor. Bir yere de çözeriz bu şahsana. O zaman bırakalım. El Fatiha.